Bir zamanlar ruhlarla iletişim kurduklarını iddia edenlerin korkulu rüyası. Falcı, tarot ve cin çağırıcılarının sahtekarlıklarını hemen ortaya çıkaran zeka. Atletik, muazzam derecede çevik olan, tüm kilitlerin anahtarını üstün yetenekleriyle açan sıra dışı illüzyonist. Harry Houdini, şarlatanların baş belası. Ömrünün büyük bir kısmını insanları kandıran şarlatanların tüm sahtekarlıklarını ortaya çıkarmak için harcayan kahraman. Harry Houdini'nin hayatını anlatmak isteyişimin en büyük sebebi, ömrünün büyük bir kısmını şarlatanların hilelerini ortaya çıkarmak istemesidir. Bu yüzden Harry Houdini'nin hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Tüm zamanların en iyi illüzyonisti. Türkçe olarak tam karşılığı olmasa da alışkanlık gereği yerine sihirbaz sözcüğünü kullanacağız. Harry Houdini 28 Mart 1874'te Budapeşte'de doğar. Gerçek adı Eric Weiser. Günümüzde Apple Townlular kentin turizmine katkıda bulunmak amacıyla Houdini'nin iddiasını desteklemektedirler. Hatta Scranton, Pensilvanya'da bulunan Houdini Müzesi'nde doğum belgeleri bile bulunmaktadır. Ama tarihçilere göre Houdini'nin Budapeşte'de doğduğu kesindir. Babası bir haham olan Meyer Samuel Weiss, annesi ise Cecily Steiner Weiss'dir. Ekonomik sıkıntılar içinde yaşayan bir aile olan Weiss ailesinin tüm çocukları küçük yaşlarda çalışmaya başlamışlardır. Houdini 8 yaşına geldiğinde gazete satar, ayakkabı boyar ve daha farklı işler yapardı. 13 yaşında New York'a geldiğinde birçok farklı işte çalıştıktan sonra büyük kenti beğenmiş ve orada çalışmanın ne kadar zor olduğunu öğrenmiştir. 5 yıl sonra babası vefat eder. Tüm aile bu olaydan sonra tamamıyla New York'a daha iyi bir yaşam umuduyla taşınır. Houdini bir terzinin yanında çalışır ve ailesine destek olur. Aynı zamanda yüzme ve atletizm yarışmalarına da katılır. Birkaç ödül de kazanır. Bu yıllarda illüzyonizmle ilgilenmeye başladığı tahmin edilmektedir. Bilindiği kadarıyla ilk olarak Büyük Eric adıyla gösteriler yapmaya başlar. Ama genç yaşta okuduğu iki kitap Houdini'nin yaşamını tümüyle değiştirmiş ve yön vermiştir. Bu kitapların ilki Ruhsal Bir Medyumun İlhamları adlı kitaptı. Kitapta ruh çağırma celselerinin iç yüzü ve yapılan hileler bir bir anlatılıyordu. İkinci kitap dönemin en ünlü sihirbazının otobiyografisi olan Robert Houdin'in Anıları adlı kitaptı. Robert Houdin adlı uluslararası üne sahip olan bu sihirbaz Houdini'yi çok etkiledi ve adını Houdini olarak değiştirdi. Kararını vermişti. İlk sahne gösterileri basit iskambil kartı hileleri veya şapka tavşan türü oyunlardı. Kendisine kartların kralı adını takmıştı. Bir ara genç bir adamla beraber Houdini kardeşler adıyla çalıştı. Sonra küçük kardeşi Theo gerçek kardeş olarak Houdini'nin yanında yer aldı. Parklarda, birahanelerde gösteriler yaptılar. 1893'teki Chicago Dünya Fuarı'na katıldılar. 1894'te Houdini bir şarkıcı ve dansçı olan Wilhelmina Beatrice Rahner ile tanışır ve iki hafta sonra evlenmeye karar verirler. Takma adıyla Bess, kocası Houdini'nin gösterilerine katılmaya başlar. Bazen maskeler kullanır ve yer değiştirir. Metamorfoz denen oyunla seyircileri şaşırtırlardı
Besin gelmesiyle kardeşi Tio ayrılır ve çift Houdini'ler adıyla sahne almaya başlar ve 30 yıl boyunca tüm Amerika'yı ve dünyanın birçok yerini beraber dolaşırlar. Başarı kazanması ve hızla yükselmesi çok çabuk olur. Nasıl öğrendiği veya nasıl yaptığı hale bilinmiyor ise de Houdini'yi hapsetmek ve kelepçelemek asla mümkün değildi. Tüm kelepçeleri, zincirleri, kilitleri, ayak demirlerini, deri gömleklerini kolayca açıyor, hapishane hücrelerinden kaçabiliyordu. Büyük bir posta kutusu, kafesli bir sandık, dev bir futbol topu, demir bir kazan, büyük bir süt kabı ve çeşitli tabutlar. Hiçbirisi Houdini'yi tutamadı. Hatta bir keresinde hiçbir yerini yırtmadan dev bir kese kağıdının içinden çıkmayı bile başardı. Ama en ünlüsü su işkencesi hücresidir. Bütün bu olayların ardından yapılan incelemelerde Houdini'nin nasıl serbest kaldığını gösteren en küçük bir kanıt bile bulunmaması nedeniyle hızla büyüyen ünü mucizeyle birleşir. Bazıları katmerliydi, yani örneğin deli gömleği giydiriliyor, iyice sıkıştırıldıktan sonra üstüne metrelerce ip bağlanıyordu ve Houdini genelde seyircilerin gözü önünde tamamıyla görülebiliyordu. Ne bir perde, ne bir hücre veya herhangi bir ışık ya da gölge oyunu yok idi. Bazen seyircilerin arasından birisini kuruyla seçerek sahneye gözlemci olarak alıyordu. Çoğu zaman meydan okurcasına polis karakollarında gösteriler yapıyor ve kaçışlarını birinci sayfadan vermeleri için gazetecilerle bahse giriyor ve hep Houdini kazanıyordu. 1899 yılında en önemli artist avcısı olan Martin Beck Houdini ile anlaşma imzalar. Beck çok etkilenmiştir ve meydan okuyan kaçıcı anlamına gelen bir slogan üreterek yeni bir sahne eğlencesi oluşturmayı düşünür. Ülkenin en büyük vaudeville salonlarından olan Orpheum'da Houdini'nin yeteneklerini sergilemeye karar verir. Ama denemeye gerek kalmaz. Kısa zamanda Houdini inanılmaz bir başarı kazanınca Beck ülkenin birçok yerinde bulunan diğer vaudeville salonlarını dolaşmaya başlar. Bu yeni eğlence türü tutmuştur. Meydan okuyan, kaçıcı, dünya çapında bir üne giden yolda koşmaya başlamıştır. Bir süre sonra Houdini Avrupa'ya gitmeye karar verir. Bunun bir nedeni Amerika'da aşırı gösteri yapması ve bir ara vererek kendisini ya unutturmak ya da özlettirmek istemesidir. 1900 yılında Houdini yanına para oyunlarıyla çok büyük bir ün yapan Nelson Dams'ı yanına alarak yola çıkar. Londra'da büyük bir başarıyla başlayan tur 5 yıl sürer ve Houdini her yerde olay haline gelir. Bu arada kardeşi Tio yanına çağırarak Hardin takma adıyla kardosunu alır. Artık onu dünya tanıyordur. Houdini ABD'ye döndüğünde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yıldızdı. Kazancıyla New York'ta 113. caddede yaşamının kalan kısmını geçireceği evi satın alır. Houdini'nin büyük başarısından yola çıkan taklitçiler önceleri ilgi görseler de arkası gelmedi. Çünkü Houdini her geçen gün daha güç, daha imkansız ve çok daha tehlikeli kaçışlar deniyor ve başarıyordu. Kendi buluşu olan sualtı kafesinden kaçış numarası daha sonra çok taklit edildi ama hiçbirisi Houdini gibi olmadı. Bir deri gömleğinden çıkabilen tek kişi oydu. Üstelik sıradan değil, özel olarak yapılmış deri gömleklerinin içinden. Kendi başına birkaç dakika içinde çıkabiliyordu. 27 Ocak 1908'de Stan Lewis'deki gösterisi büyük yankı uyandırdı. Her tarafı kapalı, ağzı mühürlü, dev bir süt damacasının içinden çıktığında arkasında tek bir iz bile bırakmamıştır. Houdini aynı zamanda ilk uçan insanlardan biridir. Bu yönü çok az bilinir. 1910 yılında Avustralya'da yarışmalara katılarak
kırılan 17 rekordan birisinin sahibi olmuştur. Ama daha sonra uçmaktan vazgeçer. 1913 yılında dünyaca ünlü Çin su işkencesi hücresini gösteride kullanır. Tamamen bağlı bir şekilde su dolu camdan yapılmış bir hücreye tepe üstü sarkıtılıyor ve boğulmadan önce bağlarından kurtulup dışarı çıkabiliyordu. Yaptığı iş mantık ötesindeydi ama başarabiliyordu. Yine aynı yıl içinde Houdini annesini yitirince yaşamının en büyük şokunu yaşadı. Avrupa'da olduğu için annesinin hastalığı ondan saklanmıştı. Acısını içine gömerek tüm zamanların en büyük gösterisine hazırlanmaya başladı. Bir fili sahnede yok edecekti. Ve 1918'de New York Hipodromu'nda Jenny adlı fili binlerce insanın gözü önünde yok etti. Bunu nasıl yaptığı tam olarak bilinmiyor ise de Houdini birçok sahne hilesinin yaratıcısı ve bulucusuydu. Bunların bazıları Pennsylvania Secretan'daki Houdini Müzesi'nde sergilenmektedir. Buzla kaplı suya zincirlenip atıldıktan sonra zincirlerinden kurtulmuş ve yüzerek gösteri yerinden uzağa gitmiştir. Buzu deldikten sonra bir iskelenin altına saklandığında herkes boğulduğunu sanarak umudunu kesmiştir. Tam o üzüntü anında ortaya çıkması büyük etki yaratıyordu. Houdini inanılmaz bir güce ve bedensel esnekliğe sahipti. Başarılarının temelinde onun bu doğal yeteneği vardı. Çok uzun çalışmalar yapıyor ve kondisyonuna çok özen gösteriyordu. Her gösteriden önce saatlerce pratik yaparak kendisini hazırlıyordu. Su altı kaçışlarında nefesini tutabilme süresi 4 dakikaya varıyordu. Bir defasında yine suyun altında bir tabutun içinde baya bir süre kaldı. ...1916'da Houdini sinemaya atıldı ve 1923'e kadar 5 sessiz film çekti. Dünyada 5 filmde başrol oynayan tek sahne sihirbazı odur. Bazılarının senaryosunu bizzat yazmıştır. Houdini tüm kariyeri boyunca dolandırıcılardan ve hilekarlardan nefret etti. Nefreti öylesine büyümüştü ki sonunda işi savaşa çevirdi. En büyük hedefi kumarbazlar ve ruhçulardı. Şarlatan medyumlara düşmandı. Ölümden sonra yaşama inanmıyor ve ruhlarla ilişkiye karşı çıkıyordu. Buna rağmen birçok kez ruh çağırma celselerine katıldı. İlk dönemlerde iyi niyetliydi ve bir ruhçu olmak istiyordu ama karşısına sürekli olarak şarlatanların çıkması Houdini'yi deli etmişti. Bu aralarda yanlışı yapmanın doğru yolu ruhlar arasında bir sihirbaz ve maskesiz Robert Houdini adlı kitapları yazdı. 22 Ekim 1926'da Houdini Montreal Princess Tiyatrosu'nda gösteri yapacaktı. Aynı gün McGill Üniversitesi'nde ruhçuluk üzerine bir konferans vermişti. Akşama doğru soyunma odasındaki yatakta yatarken üniversiteden genç bir boksör geldi. Houdini'nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duymuştu. Gerçekten de böyle gösterileri vardı. Vurulan yumrukların gücü ne olursa olsun dayanabiliyordu. Genç boksör bunu denemek istiyordu. Ve Houdini'yi kabul edince boksör onu yumruklamaya başladı. Oysa Houdini gösterilerinden önce uzun bir hazırlık yapıyor ve mide kaslarını adeta kilitleyebiliyordu. O gün yeterince konsantre olamamıştı. Ama daha da kötüsü apandistinin patladığını bilmiyordu. Yumrukların ardından gösteriye çıkmaya hazırlanırken birden fenalık geçirdi ve hemen hastaneye kaldırıldı. Bu kez ölümden kaçamayacaktı. Son kaçışını başaramadı ve hastanede ölüme yenik düştü. 30 yıldır yanından ayrılmayan karısı Bess'e söylediği son sözler ilginçti. Eğer bir yol var ise muhakkak geri dönecek ve seninle iletişim kuracağım demişti. Büyük hayalet avcısı 31 Ekim 1926'da iç kanama ve zehirlenme nedeniyle öldü. Ölümü büyük üzüntü yarattı. 10 yıldır başkanlığını yaptığı Amerikan Sihirbazlar Birliği onun için özel bir mezar hazırladı.
Houdini yaşamını mesleği için feda etmişti. Bugüne kadar hiçbir ünlü sihirbaz onun kadar yetenekli olamamıştır. Onun kadar çalışmamış ve başarılı olmamıştır. Kaçışlarının çoğunun sırrı hala bilinmemektedir. Çoğu zaman doğaüstü güçlere sahip olduğu iddia edildi. Ama Houdini bu iddiaları hep reddetti. Yeteneklerinin doğal olduğunu söylüyor ve yaşamının anlamının doğallık olduğunu söylüyordu. Diri diri defalarca gömülmesine rağmen ölüm onu yenemedi. Hala da Houdini aşılamadı. Günümüzün en tanınmış sihirbazları kullandıkları modern teknolojiye rağmen Houdini'ye ulaşabilmiş değildirler. Tanık ve araştırmacı Al Collier bir yazısında şöyle yazmış. Sizinle paylaşmak istediğim bir öykü var. Bunu bilen 3 kişiden biri benim ama diğer ikisi öldü. Bu nedenle kanıt yok diye inanmayabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. O zaman bir söylence deyip geçersiniz. O yıllarda New York'ta adının Eric Weiss olduğunu söyleyen bir ruhçu ile tanıştım. Kendisini usta bir medyum olarak tanıttı bana. Çok daha sonra onun gerçek kişiliğinin Harry Houdini olduğunu öğrendim. Günümüzün bazı yorumcularına göre Houdini bir sihirbazdan çok bir şovmendir. Ünü çok seviyor ve alkışlanmaktan büyük haz duyuyordu. Bu özelliği herkesten fazlaydı. Bir su altı gösterisinde 10 kezden fazla su yüzüne çıkarak fotoğrafçıdan resim çekmesini istemiş ve yüzünün tam olarak görünmesine dikkat edilmesi için önerilerde bulunmuştu. Ruhçulara saldırmasının bir nedeni de popülerlik isteyişi olabilir. Ama neden bir sahne sihirbazı? Küçük bir azınlık kitleden oluşan ruhçulara aniden saldırmayı kendisine görev edinir ki? Öncelikle mantıksızlıktan öteye geçemeyiz ama biraz sonra olayın ardında öteki dünya ile ilişkinin kavramının bulunduğu anlaşılır. Houdini birçok medyumu tanıdı ve medyumların yaptıklarını izledi. Bunların çoğu sahtekardı. Houdini için kolay hedeftiler. Kendisini gizli gizli bir medyum olarak tanıtıyor ve kimsenin bilmediği gerçek adını kullanıyordu. Yani aslında kendisinin bir medyum olduğunu kanıtlamak iddiasını taşıyordu. En yakın dostlarından birisi Sir Arthur Conan Doyle'da ve onun yardımıyla ruhsal camiye ile iletişim kurdu. Sherlock Holmes'un yaratıcısı doyumsuz bir ruhçuydu ve Houdini'yi etkilemek için her şeyi yaptı. İşin en garip tarafı Houdini'nin bir yandan ruhçulara saldırırken öte yandan Doyle'a sadık kalmasıydı. Neden böyle davranmıştı? Houdini'nin ölümün üzerinden uzun süre geçti ve Houdini ile ilgili her biyografinin yayınlanışında ruhçuluk daha çok yerden yere vuruluyor ve hırpalanıyor. Oysa ruhçuluğun gittikçe yayıldığını görüyoruz. Yani gerçeğe daha fazla yaklaşıyoruz. Bana göre Houdini'nin farklı bir planı vardı. Aslında ruhçuluğun gelişmesini istiyor ama sahtekarların ve istismarcıların ortadan kalkmasını amaçlıyordu. Tek bir ruhsal merkez ve amaca inanıyor, ancak seçkin ve gizlenen bir kitlenin ruhçuluğun sahibi olmasını istiyor idi. Gerçekten de günümüzde ruhçuların ve ruhçuluğun kendi arasındaki bölünmeleri ve birbirlerini dışlamaları çok üzücü bir düzeye ulaşmıştır. Houdini, ruhçuların dünya çapında yaygınlaşmasına ve etkili olmasına karşıydı. Seçkin bir kitlenin elinden ebediyen var olmasını düşünüyordu. Bunu başaramadı ama özellikle yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan sayısız şarlatanı engellemeyi, hatta yok etmeyi başardı. O dönemlerde sahte ruh celseleri düzenleniyor ve uyduruk montajlar yapılarak ruhların fotoğraflarının çekildiği iddia ediliyordu. Ama böyle bir şey yoktu. Houdini sahnede nasıl hile yapılacağını iyi biliyor ve bunu mesleğinin doğal gerekliliği olarak kabul ediyordu. Uzmanlığı ve üstün yeteneği tüm hileleri hemen anlıyordu. Ruhçuların yaptıkları tüm teknik hileleri hemen çözüverebiliyordu. Özetle bir türlü temizlik yapmıştı. Houdini'nin ölümünden sonra onunla iletişim kurmaya çalışan çok kişi oldu. Birçok ünlü medyum işin içindeydi ama ismi hala saklanan bir medyumun dışında resmen bir iletişim
kurduğunu söyleyen medyum açıklanmadı ve söylenmedi de. Houdini ile iletişime geçtiğini iddia eden tek kişi Duleşi Bes idi. Ama açıklamada bulunmamıştı. Çünkü Houdini'nin planının bozulacağından korkuyor ve ortaya bir sürü medyumun çıkarak Houdini'nin ruhu ile görüştüklerini iddia edecekleri endişesini taşıyordu. Ama yine de Bes'in korkuları gerçekleşti ve birçok yerde Houdini'nin göründüğü ve konuşulduğu iddia edildi. Benim tanıdığım Eric Weiss ciddi bir ruhçuydu ve ne yaptığını iyi biliyordu. Ama o kişilik bilinen Houdini kişiliği değildi. Bes'le evlendiğinde 17 yaşındaydı. Bes ise 19'undaydı. Houdini ile 52 yaşına öldüğü güne kadar beraberdiler. Ve eğer Houdini'nin ölümünden sonra bir iletişim kurulduysa ya da birisi kurduysa son sözlerinde söylediği gibi bunu ancak Bes bilebilirdi. Ve galiba kurmuş gibiydi. Çünkü Bes son günlerinde huzurlu ve mutluydu. Medyumları dolaşmaktan vazgeçmiş, buluşmaya az kaldığını söylüyordu. Son olarak Harry Houdini'nin en ünlü sözü akla geliyor. Beynim beni özgür kılan anahtardır. Thank you.